Çeşmeköy Belediyesi'nden seçtiğimiz 15-22 yaş arası gençlerimize ekolojik okuryazarlık eğitimleri vermeyi, bu eğitimlerin yanında çalıştaylar, atölyelerin ve eğitimlerin desteğiyle iklim elçileri yetiştirmeyi, iklim krizi temelli sorunları belirleyerek ve bunun sonucunda elçilerle birlikte bir eylem planı oluşturmayı amaçlıyoruz. Ayrıca bu eylem planını karar alıcılarla paylaşıp uygulamada yer edilmesini de sağlamak istiyoruz. Burada özellikle vurgulamak istediğim konu iklim krizinin küresel bir problem olduğudur. Atılan her adım ve bu proje önemli bir başlangıç, aynı zamanda örnek teşkil etmektedir. Proje çıktısı olarak eğitimler, çalıştaylar ve atölyeler sayesinde iklim elçileri yetiştirmek, bu elçilerin yerel yönetimlerinde karar alma sürecinde yer almasını sağlamak, projenin sürdürülebilirliği açısından projemizin kardeş belediyeler ve gönüllü belediyeler arasında yardımlaştırılması da bizim için büyük önem arz etmektedir. Son olarak iklim krizi sorunlarına çözüm için gençler ve belediyeler arasında bir bağ oluşturmak istiyoruz. Bu konuya özellikle değinme amacımız ise geliştirilen bu bağ sayesinde hem gençlerimize yerel katılımlarda yer vererek demokrasi kültürünü geliştirmek, hem de iklim krizi sorunlarına karşı eylem planı oluşturup bu sorunu çözmektir. Bu sayede aktivizm kültürünü geliştirip evrensel bir problem olan iklim krizine de çözüm geliştirmek amaçlanmaktır. Çeşmeköy Belediyesi gençler olarak çok teşekkür ederiz sizin bu zor işiniz. Çünkü proje kurma bu kadar çok insanlara dini hepsini anlatma, gösterme lazım. Çok kuvvetli. Biz çok teşekkür ederiz size bunun için. Ekoloji problemleri çözmek istiyoruz. Büyük Harizm proje katılmaya hazırız. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyorum. Bu özel günde bize de yer verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ve size benim okuyacağım şiiriyle kapanış yapmak istiyorum. 19 Mayıs. 19 Mayıs günü yaşıyor kalbimizde. Atatürk güneş gibi her zaman içimizde. Tembellik yasak bize. Parolamız ileri, dünyaya örnek olsun çalışkan Türk gençleri. Ülkü verir, hız verir bize 19 Mayıs. Yurdumuzu kurtaran atayı unutmayız. Tembellik yasak bize. Parolamız ileri, dünyaya örnek olsun çalışkan Türk gençleri. Atatürk'ü saygıyla anıyoruz. Hepinize Gençlik ve Spor Bayramı kutluyorum. Üç arkadaşımla beraber buraya katılıyoruz. İrma, Emma ve İman, onların adını ben konuşacağım. Benim adım Asiye. Tuzla Bosna Hersek'ten katılıyorum. 15 yaşındayım. 3 yıldır Türkçe öğreniyorum. Burada sizinle beraber olduğum için çok mutluyum. Bizim ülkemizde genellikle İngilizce ve Almanca okutuluyor. Ama artık Türkçeyi de öğrenmeye fırsatımız oldu. Biz Boşnaklar Türkleri çok sevdiğimiz için Türkçeye karşı olan ilgimiz farklıdır. Biz iki millet olarak her zaman beraberiz. Bu güzel günde bizi bir araya getiren Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na saygılarımı sunuyorum. Benim ve arkadaşlarımın burada olmamızı sağlayan İstanbul Anadolu Yakası Bosna Sancak Dernek Başkanı'na Erdoğan Bey'e teşekkür ediyorum. Bu günü gençlere hediye eden sevgili Atatürk'ü saygıyla anıyoruz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bizim ülkemiz en kısa zamanda ziyaret etmenizi istiyoruz. Kalbimiz her zaman sizinle. Bizim sizden bir isteğimiz var. Biz Türkçeyi çok iyi şekilde öğrenmek istiyoruz. Bize Zoom üzerinden online Türkçe eğitim imkan sağlayan lütfen. Biliyorsunuz dil bir köprüdür ve bu köprüden birçok Bosna gençin geçmesini istiyoruz. Bize zamanı ayırdığınız için teşekkür ederiz. Saygılarımızla. Tüm Türk halkına ve Türkiye gençlerine
İçtenlikle mutlu bayramlar diliyorum. Bugün mutluluk ve sevinciniz küçük bir parçası olma şansını bana verdiğiniz için teşekkür ederim. Türk halkına bol bol selam ve öpücük gönderiyorum. Yeni Pazar'ın adına tüm Türkiye'yi selamlıyorum. Öncelikle herkese merhaba. Sizin aranızda olduğum için kendimi çok mutlu hissediyorum. Herkese sevgiler, saygılar. Aslında bugün, yani yarın çok özel bir gün. Atatürk'ü sadece bu özel günlerde değil, biz hayatımızın her anında, Türk milleti olarak hayatımızın her anında anıyoruz. Okula giderken, kadınlar olarak seçme ve seçilme haklarımızda, her anımızda anıyoruz. Bunları söylemek istiyorum. Hepinizin 19 Mayıs bayramını kutluyorum. 19 Mayıs'ın ruhunda ülkemize çağdaş uygarlık düzeyini, hatta onun da üzerine çıkarmak için atasına söz vermiş bir gençlik var. Atamızın ülkeye emanet ettiği bu gençliğin sanat, bilim, çağdaşlık, laiklik yolunda emin adımlara yürüyeceğine dair olan sonsuz inancımız bizi ayakta tutacaktır. Hepimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün yükselen yeni nesil istikbal sesiniz diyerek Cumhuriyet'e emanet ettiği gençler olarak her daim önderimizin izinden gideceğimizin sözünü burada veriyoruz. 19 Mayıs 1919 Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102. yılında tek temennimiz eşit, hür ve gelecek kaygısı olmayan temiz Türkiye'ye uyanmak. Prişne'den herkese selamlar. Tüm katılan belediyelere, genç arkadaşlarımıza, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Balkan Masası çalışanlarına, bu değişim projelerine destekleri için teşekkür ediyoruz. Var olan bağlarımızı güçlendirmek için hem de yeni köprüler kurmak için bize sunulan bu fırsatları değerlendirmek için sabırsızlıkla bekliyoruz. Herkesin Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Yarın 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımızın 102. yılı ve bu özel gün önce sizlerle bir araya gelebilmekten dolayı çok mutluyum. Şimdiden 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız bizi kutlarım. Çanakkale ile Umutak ve Samuel yerleşimleri arasında bir tanışma ve sürekli olacak ilişkiler kurmamızın ilk adımlarını attığımız bu proje çalışması için inisiyatif alan ve katkı sunan belediyelere, kurumlara ve emeğe geçen tüm katılımcılara grubumuz adına teşekkürü borç biliyorum. Yurtta sulh, cihanda sulh sözünü söyleyecek kadar barış yanlısı olan eşsiz lider Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919 tarihinde Anadolu halkıyla birlikte ulusal direnişin ve kurtuluşa giden yolun temel taşlarını bir avuç arkadaşıyla planlayıp, kurtuluş savaşını göze alacak kadar da inançlı, kararlı ve yaratıcılık gerektiren genç fikirlere sahip bir strateji uzmanıdır. Gençlere bu denli güven duyması ve umut beslemesi de bundandır. Barış, dostluk, kardeşlik ve dayanışma anlamları çok derin ve güzel kelimelerdir. Tarihimizde Çanakkale olarak yaşadığımız acılı savaşlardan dolayı barışa özlememizle barışın kenti olarak tanıtırız Çanakkale'mizi. Bizler de barışın kenti olan Çanakkale'den bugünün gençleri, yarının mimarları ve lideri olan gençler olarak sesleniyoruz. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Ülkemizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Mudanya Belediyesi ve kardeş belediyemiz Tırgoveş Belediyesi ortak projesi olan Doğa İçin Hep Birlikte projesinde çevre ve hayvan hakları bilincine farkındalık getirmeyi planlıyoruz. Ve yapacağımız projelerle kalıcı çözümler üretip ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Ben Bulgaristan Tırgoviç'te Belediyesi'nden katılıyorum. Hepinizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bizler de Cumhuriyet'in bekçileri olarak onu her zaman koruyacağımıza ant içeriz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Doğu Türkistan genci olarak biz hiçbir zaman bugüne kadar bir gençliğimizi yaşayamadık. Çünkü Doğu Türkistan'daki durum hepimizin bildiği kadarıyla çok vahim. Artık Netflix dizilerindeki, distopik dizilerindeki realiteyi yaşıyoruz. Atatürk benim...
benim açımdan Atatürk Türkiye'yi ilerleten, Türkiye'yi demokrasi, sivil hakları getiren, Türkiye'yi modernize eden bir lider. Bu açıdan böyle bir liderin inşa ettiği Cumhuriyet Halk Partisi'nin Çin'in totaliter Çin yönetime karşı mücadele veren Uygurların yanında duracağına, Uygur gençliğinin her zaman sahip çıkacağına inanıyorum. Ve Batı'da artık Uygur meselesi çok hassas, çok duyarlı. Hatta İngiltere parlamentosu, Kanada parlamentosu ve Amerika Dışişleri Bakanlığı gibi Batı demokrasi ve Uygurlara, Çin Uygurları yönelttiği politikaları soykırım olarak tanıdı. Bu konuda da Cumhuriyet Halk Partisi'nin önderliğinde Türkiye'nin Uygur soykırımının tanımasına ilişkin Sayın Genel Başkanımızın ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha somut adımlar atacağına inanıyorum. Ve konuşmamın sonunda da Atatürk'ün şu cümlesiyle bitirmek istiyorum. İnsan hakları uygar yaşamın temelidir. Deli Orman, Razgrad'dan sizleri selamlıyoruz. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı şimdiden kutluyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki en önemli tarihlerden biri 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'dır. Ve her şey bildiğiniz gibi bir kurtuluş dönemi yolculuğuyla başlayan Atatürk'ün gençliğine armağan edilen bu değerli gün vesilesiyle Razgrad Belediyesi'nde yaşayan biz Türk gençleri olarak Gençlik Geleceğimiz Değişim Programı'nda Genç Avcılar Ekim inisiyatifinde yer almaktan mutluluk ve onur duyuyoruz. Atatürk'ün arkasında bıraktığı en büyük mirası biz Deli Orman'ın Türk gençleri olarak yeniliklere açık, milli değerlere ve bilince sahip, sürekli kendilerini yetiştirme vizyonuna sahip, dünyanın neresinde olursak olalım, Atatürk'ün direktiflerini yerine getirmekten sadece görevimiz değil, bizim borcumuz olduğunu düşünüyoruz. Ve Atatürk, Türk gençlerine çeşitli sahalarda yol gösterilen büyük hedefler göstermiştir. Bizler de genç nesil olarak hak ve hürriyetimizi önde tutarak, biz Bulgaristan'da Türk gençleri olarak Hak ve Özgürlük Hareketi Partisi'nin desteğiyle her gün mücadelesini vermekteyiz. İlk önce yarın olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 102. yılını kutlamak istiyorum. Türk milletinin kurtuluşu, bağımsızlığı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu için 102 yıl önce 19 Mayıs 1919'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başlattı. Atatürk milli mücadele sıralarında Türk milletini ileri götürecek olanların ve köhnemiş fikirlere karşı gelecek olanların genç fikirler olduğunu görmüştü. Bu nedenle de gençlik kavramı Atatürk için bir önemi taşımaktadır. Atatürk gençlerden sık sık bahsederken yaş sınırı dışında fikri olarak gençliği, yani fikirde yeniliği ifade etmiştir. Onun şu sözü çok anlamlıdır. Genç fikirli demek doğruyu gören ve anlayan gerçek fikirli demektir. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Atatürk'ün gençliği armağan ettiği gündür. Bugün Atatürk'ün güvendiği, inandığı, cumhuriyetine emanet ettiği Türk gençliğine bayram olan gündür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramınız kutluyor. Saygılarla sunuyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. 19 Mayıs 1919'da ya istiklal ya ölüm parolasıyla başlatılan milli mücadele Türkiye Cumhuriyeti'nin dönüm noktasıdır. Büyük Önder daha milli mücadelenin başından itibaren köhneleşmiş fikirlere karşı yegane çarenin gençlikte ve genç fikirlerde olduğunu görmüş, çağdaş zihniyet ile yetişecek kuşakların gelecekte eserini daha da geliştireceğini, onu her türlü tehlikeden koruyarak ebediyen yaşatacağını hissetmiştir. Bundan dolayı Atatürk en büyük eserim dediği cumhuriyeti gençlere, yani bizlere emanet etmiştir. 19 Mayıs sadece bir bayram değildir. Bir devrimin ayak sesleridir. Bandırma vapuruyla ölümü bile göze alarak yollara düşen, vatan aşkıyla yanıp tutuşan Mustafa Kemal Atatürk'ü anma günüdür. Eğer bugün bu ülkede özgürce yaşayabiliyorsak nedeni 19 Mayıs atılan ilk adımdır. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
Gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı en samimi duygularımla kutlar. Başta büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla anarım. Bu güzel bayram sadece gençler için değil, tüm insanları bir araya getirip çok güzel bir zaman geçirmelerini sağlıyor. Türk milletinin büyük önderi Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği bu anlamlı bayramda milletimize sağlık, huzur, güven, başarı ve mutluluklar diliyorum. Teşekkür ederim. Biz Türk milleti Kurtuluş Savaşımızın başlangıcı olarak 19 Mayıs tarihini Atatürk Anma ve Gençlik Spor Bayramı'nı coşkuyla kutlamaktayız. Ve söz veriyoruz ki büyük sıkıntılar ve fedakarlıklar ile kazanılan bu destanı hiçbir zaman unutturmayacağız. Canımız pahasına koruyacağız. 19 Mayıs Atatürk Anma ve Gençlik ve Spor Bayramımızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Gençler bir çift mavi gözün ışığında her şeyi başarabilecek güçtedir. Bu projede yer almaktan onur ve gurur duyuyoruz. Herkese selamlar. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı en içten dileklerimizle kutlarız. Pahalı bizim arkadaşlar, Ukrayna'dan size büyük selamlar. Güzel bayram, biz sizi kutlarız. Canımızdan kısmet Memnun olsun ko anneler, ko bulutsuz olsun gökler. Ko sağlıklı büyüsün gençler, bizden size sadece iyi günler. Sayın Genel Başkanımıza öncelikle Filistin'deki sınırlı kışı, olayları, saldırılar kındığınız için teşekkür ederim. Filistin'e vermiş olduğunuzdan, destek vermiş olduğunuzdan teşekkür ederim Sayın Başkanımız. Bizim için 19 Mayıs'ı çok önemli Sayın Genel Başkanımız. Biz Filistin halkı kısaca Atatürk'ten umutlanarak, Atatürk'ten güç alarak ülkemize kurtuluş ve kavuşturacağımıza inanıyoruz. Sayın Genel Başkanımız, bugün de sizinle konuştuğum için, sizinle Filistinli olarak sizinle gerçekten konuştuğum için çok mutluyum. Ben sizi uzun zamandır takip ediyorum. Atatürk kurduğu bir parti sizin genel başkanı olarak sizden bir ricam olacak. Ben Atatürk bütün Filistin halkını ve bütün dünyayı anlatmak istiyorum. Bu yüzden ben sizden bir rica edeceğim sen genel başkanı. Filistin halkını bir Atatürk nutuku göndermenizi rica ediyorum. Çünkü gerçekten Sayın Genel Başkanı, Filistinliler bütün dünya Atatürk nasıl ülkesini, nasıl kurtuluş ve savaş kavuştuğunu, nasıl ülkesi için savaştığını bütün dünyaya anlatmak istiyorum. Kusura bakmayın çok konuştu, fazla konuştuysam ama gerçekten ben istiyorum Çinliler, Amerikliler bütün dünyaya Atatürk kim olduğunu, ülkesi için nasıl besletmeyerek kurtardığını öğrenmek istiyorum. Ben de siyaset okuyorum Moğol'da sen genel başkanım. Ben de inanıyorum Atatürk örnek alarak ülkeme için çok faydalı olacağım. Projelerimize sonuna fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim sen genel başkanım. Bayramınızın kutlu olsun arkadaşlar. Öncelikle merhaba. Bütün arkadaşlarımın 19 Mayıs Atatürk Anma ve Gençlik Spor Bayramı'nı kutluyorum. Bu projeye bizi layık ettiği için İlk olarak Genel Başkan'a, ardından Akhisar Belediyesi'ne ve Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Atatürk'e ise bize bu güzel imkanları, bu özgür ülkeyi, geleceği armağan ettiği için sonsuz saygı, sevgi ve teşekkürlerimi sunuyorum. Bıraktığım mirası sonsuza dek yaşatacağımıza söz veriyorum. Atatürk, en büyük eserim dediği cumhuriyeti, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni Türk gençliğine emanet etmiştir. Türk gençliği bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da atasının emanetine, cumhuriyete sahip çıkacak. Onun gösterdiği hedef olan çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarılması için üstüne düşen görevi yerine getirecektir. Buna yürekten inanıyoruz. Birlik, beraberlik içinde birbirine sevgiyle yaklaşan, iyi eğitim almış, teknolojik kabiliyetlerle donatılmış Türk genci ülkemizi en iyi şekilde geleceğe taşıyacaktır. Ne mutlu Türk'üm diyene dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Glavinitsa Belediye Başkanı Sayın Necdet Cevdet ve ekibimiz adına sizleri 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle yürekten kutluyoruz. Tüm gençlere sağlık ve başarılar dileriz. Akranlarımızla tanışmak ve bugün paylaştığımız projeleri gerçekleştirmek için sabırsızlıkla bekliyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün, dostlarının ve Türkiye'nin özgürlüğü ve bağımsızlığı için canlarını veren tüm kahramanların parlak anısına saygılarımızı sunarız. Atatürk'ün sözlerinin bugün de geçerliliğini koruyor. Yurtta barış, dünyada barış.
Vatan sevgisi ruhları kurtaran en güçlü rüzgardır. Dünyaya şöyle bir kalple bakıyorum. Saf duygular ve arkadaşlarla dolu. Kalbimi Bulgaristan'da bıraktım demiş Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk. Burada genel başkanımızı görmüş olmaktan çok mutluyum. Öncelikle Atatürk'ü saygı ve minnetle anıp 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlarım. Projemizden bahsetmem gerekirse dünkü toplantımız doğrultusunda biz Muratlı Belediyesi olarak kardeş belediye Jupa'nın hayvanlar için barınma ve yemek gibi temel ihtiyaçlarını karşılayacağız. Teşekkür ederim. Yaşaşlıysa hanıma kasıl bir imari kasıl yedo drugme ljubano večari. Öncelikle teşekkür ederim. Bütün gençlere yürekten teşekkür ediyorum. Bizi gençlerle bir araya getiren Balkan Masası'na da gerçekten yürekten teşekkür ederim. Toplantıyı iki güzel müzik parçasıyla aslında sonlandırdık. Gençler aslında dünyayı çok iyi okuyorlar. Türkiye'yi çok iyi okuyorlar. Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi ülkesi için verdiği mücadeleyi çok iyi biliyorlar. Bu mücadelenin sadece Türkiye için değil, bütün mazlum ülkeler için örnek alınması gereken bir mücadele olduğunu da gayet iyi biliyorlar. Çünkü Mustafa Kemal çağdaş uygarlığı hedeflemiştir, bilimi hedeflemiştir, bilginin, bilimin ne kadar değerli olduğunu ifade etmiştir hemen hemen her ortamda. Toplantıya Türkiye'den katılan arkadaşlarımız dışında notlarımı aldım. Ukrayna'dan, Makedonya'dan, Bulgaristan'dan, Moldavya'dan, Bosna Hersek, Yunanistan, Karadağ, Sırbistan, Kosova, Romanya, Azerbaycan, Doğu Türkistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Irak, Filistin ve Özbekistan'dan da genç arkadaşlarımız katıldı. Dolayısıyla Türkiye'den, Ankara'dan, Türkiye'nin kalbi Ankara'dan, bütün bu ülkelerden katılan genç kardeşlerime, genç arkadaşlarıma, genç dostlarıma sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, evet Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basmasıdır. Bu aslında bir Milli Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcıdır. Dolayısıyla verilen mücadelenin başlangıcıdır. İşgal altındaki bir Türkiye'yi düşman işgalinden kurtarmak ve bağımsız bir devlet kurmaktır. Ama bu devletin şekli ne olacak? Orada cumhuriyettir. Dolayısıyla biz cumhuriyetimizi de, bağımsızlığımızı da Mustafa Kemal Atatürk'e ve onun arkadaşlarına borçluyuz. Bu bizim asla unutmayacağımız ve vazgeçmeyeceğimiz temel bir değerdir. Genç arkadaşlar kendi aralarında pek çok projeye imza attılar. Bu çok önemli. İklim konusunda, hayvan hakları konusunda, insan hakları konusunda verdikleri mücadele, bir araya gelmeleri, oturmaları, konuşmaları aslında dünyada gençlerin daha fazla söz sahibi olmaları açısından da son derece önemlidir. Türkçe öğrenmek istiyoruz diye bir arkadaşımızın, genç arkadaşımızın söylediği Bosna Hersek Derneği'nden galiba Erdoğan Bey'in bulunduğu dernekten bize hitap ederken acaba Zoom üzerinden Türkçemizi geliştirebileceğimiz bir ortam yaratabilir mi? Yaratabiliriz. Erdoğan Bey'i biliyorum, gayet iyi biliyorum. Eğer öyle bir ortam yaratmada bizim üzerimize düşen bir görev olursa o görevi rahatlıkla yerine getirebiliriz. Doğu Türkistan'dan katılan genç arkadaşımız Uygur gençlerinden söz etti ve orada yaşanan dramatik tablodan söz etti. Uygur'da Uygur gençlerinin yaşadıkları sıkıntılardan. Ben
Uygur gençlerinin ve Uygur davasını sürdüren pek çok sivil toplum örgütünün yetkilileriyle zaman zaman bir araya geliyorum, oturup konuşuyoruz. Orada yaşanan dramları, insan hakkı ihlallerini değişik ortamlarda da dile getiriyoruz. Bu arkadaşımızın da bunu unutmaması gerekir. Nerede bir insan hakkı ihlali varsa kesinlikle o insan hakkı ihlalinin giderilmesi için elimizden gelen bütün çabayı gösteriyoruz. Bulgaristan'da Hak ve Özgürlükler Partisi bizim kardeş partimiz. Dolayısıyla biz Bulgaristan'daki Hak ve Özgürlükler Partisi ile Türkiye'deki Cumhuriyet Halk Partisi arasında yakın, samimi ilişkilerimiz var. Kardeş partiler nasıl kardeş belediyeler varsa kardeş partiler olarak da biz zaman zaman bir araya geliyoruz. Filistin'den katılan arkadaşım sevgili Yusuf. Sevgili Yusuf, şunu sakın unutma. Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği bağımsızlık mücadelesi bütün mazlum ülkelere örnek olan bir mücadeledir. Dolayısıyla Filistin'in ve Filistin halkının verdiği bağımsızlık mücadelesi aynı zamanda bizim bağımsızlık mücadelesidir diye biz yorumluyoruz. Çok daha benim üniversitede okuduğum yıllarda çok sayıda Türkiye'den genç Filistin'in bağımsızlığı için Filistin'e gitmişlerdi. Bugün onların mezarları Filistin'de, orada hayatlarını kaybettiler. Dolayısıyla Filistin aynı zamanda bizim kardeşlerimizin de mezarlarının olduğu bir ülke. Filistin'in bağımsızlığını her ortamda isteriz. Filistin halkının işgal edilen toprakları kurtarmasını ve bu konuda verdikleri mücadeleyi her zaman her ortamda destekliyoruz. Yusuf benden Mustafa Kemal Atatürk'ün nutkunu istedi. Arapça biz göndermiştik Suriye'deki Türkmenlere. Eğer siz kaç adet istiyorsanız, arzu ederseniz Arapça, arzu ederseniz İngilizce, arzu ederseniz Türkçe'ye Mustafa Kemal Atatürk'ün nutkunu size gönderebiliriz. Dolayısıyla bizi buluşturan, bir araya getiren Balkan Masası'nın yetkilileri arkadaşlarım burada, milletvekili arkadaşlarım da burada. Tekrar hepinize yürekten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir araya gelmekten son derece mutluyum. Sizleri, hepinizi, özellikle az önce saydığım ülkelerdeki gençleri Türkiye'de görmek, onları Türkiye'de ağırlamak da benim en büyük hayalim. Umarım bir gün bunu da gerçekleştiririz. Hepinize tekrar en içten sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun.